Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere Anneler Günü, başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü ve takipçi olan bayanların hepsinin Anneler Günü kutluyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bu yüzden annelerimizin kıymetlerini bilelim. Ölmüş olanlar varsa Allah rahmet eylesin. Sağ olan varsa kıymetini bilelim. Ellerini ayaklarını öpelim. Lütfen bunu başta altını çizerek başlamak istiyorum. Ve bugün sizlere ıslak kek tarifi paylaşacağım. Islak kek tarifi için gerekli malzemeleri ben tarttım buraya arkadaşlar. Yumurta, sıvı yağını tarttım, sütünü tarttım. Gerekli bütün malzemeleri tarttım ve şimdi yapımına başlıyorum. Arkadaşlar un, kakao ve toz karışımlarının içerisine daha doğrusu önce sıvıyı dökmemiz lazım. Ben sizlere video içerisinde hepsi tartılsın diye bu şekilde gösterdim. Sıvı daha en alta dökülse alt karışması daha kolaylaşır. Bütün malzemeyi ben açıklama kısmına yazayım arkadaşlar. Açıklama kısmı videonun altında ıslak kek tarifi yazanın üzerine tıkladığınız zaman alta bir sayfa inecektir. Açıklama kısmını bilmeyenler için her videoda tekrarlayacağımı söylüyorum. Bu kelimeyi de devamlı kullanıyorum. Ama gerçekten çok söyleyenler oluyor. O yüzden dolayı ben de söylemek zorunda kalıyorum. Ve bütün tozu, yumurta, sıvısının hepsini bir atıp karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir 3-5 dakikada çırpıcı aletiniz varsa çırpıcı aletten daha kolay olur. 3-4 dakika yeterlidir. Ama elde 5 dakika kadar karıştıracağım. Karıştırma işlem bittikten sonra arkadaşlar 600 gramlık baklava tepsisini, yani buna. Bunun yerine tepsim yok diyorsanız borcamın içerisinde yapabilirsiniz. Bunun boyutunda olan borcamın içerisinde yapabilirsiniz. Yağlı kağıt ile yağlanmış 600 gramlık baklava tepsisini yapıyorum. Bunu çırpma işte ben anlatayım, ondan sonra devam edelim. Çırptık, içerisine döktük. Döktükten sonra arkadaşlar sosuna yedik. Sosu için gerekli malzeme de burada. Sıvı yağ, süt, kakao var. Fazla bir şey ekstra giriyorsa hafızanı tutamayabiliyorum. Söylediğiniz ama videoda farklı var diyenler oluyor. O yüzden dolayı söylüyorum. Çünkü videonun içerisinde bazen malzemeleri unutabiliyorum. Çünkü tam tarifini deftere bakaraktan uyguluyorum. 2-3 kere tekrar ediyorum yanlış olmaması için. Bu yüzden sosunu döktük tepsinin içerisine, fırına atmadan önce bunu koyacağız. Ben bunu ocağa koyacağım, şimdi buna başlamadan önce size anlatmak için gösterdim. Ocağa koyacağım, ocağa koyduktan sonra altını kapatacağım, sos ılık olması lazım. Fırından çıkar çıkmaz sıcağı sıcağına hemen ılık sosu dökeceğim üzerine. O yüzden dolayı şimdi bunu ocağa koyacağım, kaynayacak, kaynaktan sonra altını kapatıyoruz. Ve bunu çırpıp tepsinin içerisine döküyoruz, fırına giriyoruz. Fırın derecesini çırptan sonra anlatacağım. Arkadaşlar şu anda çırpma işlemi tamam arkadaşlar. Ve 600 gramlık baklava tepsinin içerisine döküyorum. İyice ısıralım, sıyıralım. Harcımız eksik olmasın. Ve bir sıyırgaç, mika, eğiş gibi kelimeler kullanıyor bu düzelttiğim aleti. Bunun yardımı veyahut da yoksa elinizle de düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda fırına atacağım. Fırın derecesini 190'a 180 derece atacağım. Taş tabanlı fırına atacağım ben. Standart ezama kullandığım gibi. Evlerde yapacaklar için de 150-160, en fazla 170 derece olabilir. Çünkü çok fırının sıcak geliyor benimki, çabuk pişiriyor diyorsanız evdekiler için söylüyorum. Biraz daha düşük dereceye atın, yani mesela en düşük 150 derece falan atın. Siz kendi düşük derece olmasa da yüksek hızlı geldiği zaman çiçeği kalacaktır. Düşük derece orta ayarlarda olmasa da 150 derece idealdir. Bizim fırında biraz fazla kızartmadığı için ben 190-180 derece atıyorum. Bunda gayet iyi pişecektir. Bir 30 dakika kadar veriyorum. 40 olur, 50 olur, 60 olur. Fırından fırına değişiyor ama ortalama 30-40 dakika içerisinden çıkabilir. Yarım saat garantide pişme süresi. Ben sosumu koydum, kaynamak üzere. Onun altını kapatacağım. Şimdi bunu fırına gireceğim. Bu çıktıktan sonra sosum zaten biraz ılımış olacak. Hemen içerisine sos vereceğim. O zaman devam edeceğim. Arkadaşlar kekim çıktı. Gördüğünüz gibi çok müthiş kabardı. Tepsinin boyutuna böyle yandan göstereyim. Ne kadar kabardığını görün. Yani tepsiyi taşıyacak durumda neredeyse. Çok güzel kıvamda. Yüksekliği de müthiş oldu istediğim gibi. Şimdi çevirme işlemine geçelim. Kenarlarını testere bıçağı veya evdeki bıçaklarınızla keselim çıkartmak için. Yoksa çıkmaz. Bir tane aynı ölçüde veya da hiç yoksa bunun bir büyüğü kabınız yoksa, yani aynı tepsi miktarınız yoksa aynı miktarda bir tepsi getirin veyahut da büyük. Mesela büyüğünü getirdim ben.
Yanlış getirmişim bu arada. Böyle. Ve kağıdını çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kalınlığını görüyorsunuz. Yüksekliğin ne kadar, çekimin ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar 600 tepsi miktarına geri ters çevirdim. Ben aynı tepsi boyutunu aldım. Bölmesine 4, bölmesine 3 dilim keseceğim. 4'e 3 kestim, 12 dilim kestim. Dilimi size kalmış. Ve soğumuş olan sosunu döküyorum. Yani ılık daha doğrusu, soğumuş demeyelim. İçine büyük bir kap koyalım. Kenarlarını dökülenleri tekrardan üzerine dökeriz. Evet, çektikçe dökerim. Yani şu an biraz çeksin, çekten sonra kalanını dökerim. Bundan sonra devam edelim. Arkadaşlar kekimiz şu an hazır. Birini sizlerin aracıyla çıkarmak istiyorum. Görüyorsunuz yüksekliğini, kabarıklığını. Muazzam, bence harika bir kek oldu. Kabarış olarak, yükseklik olarak müthiş oldu yani. Sosun da tamamen çektiği çok az miktarda kaldı. O da tepsinin kenarındaydı zaten. Arkadaşlar bu şekildeydi. Kek çalışmam, ıslak kek çalışmam bu şekildeydi. Bu ıslak kekle Malaga ve opera çalışması yapılabilir. Bunlar adet çalışması yaptı bu şekilde. Haberiniz olsun. Ben ilerleyen zamanlarda Allah izin verirse Ramazan'dan sonra tutu çalışmaları başlayacağım, adet çalışmalarına. Şu an havadan içerisi olduğum için fazla yoğun olduğum için her seferinde belirtiyorum. Anlayış gösterilerini bekliyorum yani. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun.